Fenerbahçe'nin %50 performansı çok rahat galip gelmesini etti. Şunu, onu söylemek hı hı. gerekir. Hem takıma Batu Şahay gelecek, Valencia, Serdar Aziz de gelecek. Mutlaka onlar geldikten sonra da o oyun pratiği Fenerbahçe'nin daha yükseğe de çıkacaktır. Yani Konya Sporu mağlubiyetinden önce de Fenerbahçe'nin evet performansıydı ama yeterli seviyede bu oyuncularla şu an için değil. Sağda bugün tek takım vardı bana göre o da Fenerbahçe. Hı hı. Kayseri Spor 0dan sonra pozisyon yani bu, bu buldu bir tane. Ee, ama genel yapı olarak zaten Fenerbahçe o bölümü yani 4-0, 5-0 çok rahat girerdi. Burada Kayseri Spor'un kötü oyunu evet var ama kötü oynatmayı iten de bir Fenerbahçe var. Fenerbahçe takımında şunu söyleyeyim. E, özellikle ön alanda yani Joshua King gol attı. Evet, ama İrfan'la gerekli katkıyı %100 sağladım. Hayır. Şimdi bu üçlü oynadığınızda 3-4-2-1 gibi omurgada 9 oyuncu birikiyor. 9 oyuncuyla geçiş yememek için hep söylüyorum 3-2-5 gibi oynuyor Jorges. Üçlünün önünde ile Crespo oynadı değil mi bugün? Kenarlarda hem Aleoski solda, sağda da Ferdi. Orayı Ferdi iyi oynasa bile daha iyi kullanması gerekir hem günümüzde bekler oyun kurmalı hem de savunmanın arkasına rakip savunmanın toplu topsuz geçmesi gerekir. Ferdi zaten dikkat et oyuncu değişikten sonra o sayı, o orta dörtünün sağına geldiği zaman öne çıktığı zaman daha etkili oynamaya başladı. Ee, Fenerbahçe'nin tabi bunu bu söylerken de yani ön tarafta özellikle rakipleri alanda eğer Joshua King tabii ki atlet bir oyuncu açık alanda etkili İrfancanın daha üst seviye çekmesi gerek kenar bekler aynı şekilde Fenerbahçe'nin o zaman daha fazla hem Valencia oynadığında hem Basşuay'ı ya oynadığında e, yani Joao Pedro da zaten ne kadar klas olduğunu gösterdi. Net bir şekilde göz, bu ara parantez içinde net bir şekilde görünüyor. Joao Pedro sakatlık döneminde kilo almış. Net bir şekilde görülüyor. Kilosunu da verdikten sonra Fenerbahçe'nin e, yani orada çok farklı bir cephaneli olacak. Özellikle üçlü önde oynayan. Ee, yani Fenerbahçe e, hemen Konyaspor maçından sonra bir reaksiyon gösterdi domine etti çok rahat galip Hı. geldi dediğim gibi ama şunu da söylemek gerekir ee, esas e, yani Abdullah Hoca'nın girdiği olayı çok kısa açmak gerekir şimdi Perez ve Gustavo gibi iki tane stoperiniz varsa üçlü oynamaya gerek yok Fuzil orada üç tane oyuncu oynuyor onun yerine bir tane orta sahaya veya forvet oyuncu oynatın yani onların katkıları çok olan oyuncular değil düz ağır oyuncular Zalay onlara göre biraz hızlı. Bir de işin tuhafı Fenerbahçe için böyle bir tehlike var. Bu maçta olmadı. İleriki maçta olabilir. Ee, bunu mutlaka irdelemeli Jordi, Jorge, Jorge ve ekibi. Fenerbahçe takımı alan boşaltı yok. Bazen 40 metreye kadar dar alanda oynamak istiyor. Ama rakibi o ara baskı yapmıyorlar. Top rakipte. Yani arkaya bir koşucu oyuncuya top atsalar. Yani bugün mesela Kayseri Spor o pozisyonlarda cezalandıramadı. O, yani kaliteyi gösteremedi o kadar açık alanda yakalanıyor. Arkaya atılan bir koşucu oyuncuyla çok rahat rakipler pozisyon bulabilir. Baskı yoksa bu kadar özellikle Zalai'nin orta sahaya kadar takım çıkarmaması gerekir. Çünkü Kim Min gibi atlet o 40-50 metre savunacak bir oyuncusu yok o üçlüde. Yani biraz daha Jorge Jesus bunda bu üçlüde ısrar ederken 3-2-5 ben hep söylüyorum geçiş yememek için bunu oynatıyor Jorge Jesus. Omurga'da 9 oyuncu ondan oynatıyor. 3-4-2-1 gibi. Ve de Fenerbahçe en önemli oyun dengesini sağlayıp sonra skor almaya çalışıyor. Dediğim gibi Fenerbahçe %50 ile oynadı bugün. Fenerbahçe eksik oyuncuları da geldikten sonra özellikle üretkenliklerini ve aşırı yüklenmeleri, kenar özellikle bekleri bu sistemde daha fazla ucuma katkı sağlarsa daha fazla ucum çeşitliği ve ucum zenginliği ve kombinasyonda yaratır. Bu sezon evinde 9 gole ulaştı bile Fenerbahçe Gökhan Hocam. Taraftara keyif veren bir futboldur her zaman hücum futbolu ve Jesus o coşkulu futbolu özellikle İstanbul'daki maçlarda sahaya iyi yansıtıyor. Siz nasıl buldunuz Fenerbahçe? Fenerbahçe'den önce futbolumuz için kara bir haftaydı. Futbol Federasyonu'na yapılan silahlı saldırı, Galatasaray Adası'na yapılan tabii ki hiç kimsenin tasvip etmeyeceği olaylar inşallah bunlar son olur. Bu arada Ümraniye maçında Dorukan'ın sakatlanması ki daha önce Beşiktaş'ta da çok büyük bir sakatlık geçirdi. Dorukan genç bir kardeşimiz. İnşallah bu sakatlığı da atatıp İnşallah. gene aynı şekilde milli takım oyuncusu olarak sahalara dönecektir. Buradan ona da geçmiş olsun diyelim. Bir de burada Beşiktaş'ımızın eski başkanlarından Fikret Orman'ın annesi vefat etti. Bugün cenazesi vardı. Nurhan Orman Hanım Efendi'ye de Allah'tan rahmet diliyoruz. Orman ailesine de bas sağlığı diliyorum. Bugünkü maça gelecek olursak geçen senenin kupa finalisti Kayseri Spor iyi bir kadrosu da vardı. Geçen sene ben bu kadroyla Fenerbahçe'yi elemişti yanılmıyorsam. Evet. Bu sene tahtası kapalı Kayseri'nin sahaya çıktığım zaman Kayseri'nin kadro Sadece olarak… Sadece Fenerbahçe'yi hocam Fenerbahçe-Beşiktaş-Trabzonspor'u eledi. Eledi ama şimdi Fenerbahçe maçı olduğu Hı -hı. özelinde konuşarak söylüyorum. Kayseri Spor bir sıfır almıştı Ramazan'ın frikik golüyle ve sahada da mücadele etmişti. Tahtası kapalı olmasına rağmen Kayseri'nin iyi bir kadrosu var. Bunu herkes söyleyebilir yani sahaya çıkan kadro iyi bir kadro. Ama Kayseri Spor bugün Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürülmediğini hiçbir şey yapmamak için. Düşünsenize bir ilk yarı boyunca ceza sahası içinde topla buluşma yok. Bir tane şutu yok. 90 dakika içinde bir tane pozisyonda iki tane şans yakaladı. Kayseri adına yapılacak hiçbir şey yok. Böyle oynarsanız e, tabii ki Fenerbahçe gülü oynaya galibiyetini alır. Ha, bunu söylerken geçtiğimiz haftaki Konya maçında Konya Spor nasıl bu şansları Fenerbahçe'ye vermedi? Oynatmadı sonuçta. Sahaya çıktığı zaman 11-10 kendi, işte 11-11 kendi, 10-10 kendi. Sonuçta Konya Spor istediğini aldı, mücadele etti. Fenerbahçe'ye karşı topu kullandı. Top kendilerinde kaldı. İlk defa Fenerbahçe takımı ilerideki pres yapmakta zorlandı. Yapamadı bile. Şimdi Kayseri maçına geliyorsunuz. Kayseri bunu sağlamak için her şeyi yaptı. Yani futbol adına şöyle diyeyim. Bir, bir alt ligde iki takım görüntüsünde. Aradaki fark o kadar fazla. Ben burada Abdullah hocamın dediğine katılmak istiyorum. Şimdi 88. dakika 90. dakika olmuş. Siz Arda'yı oyuna sürüyorsunuz. Arda'yı kazanmak istiyorsunuz. Arda bir yetenek. Arda şimdi Avrupa'da bir takıma gitmek istese gene 5-10 milyonluk bir şey olsa alıp gidecekler Arda'yı gene zaten. Arda oyuna girdikten sonra iki tane topla zaten neler yapabileceğini gösterdi. Yani bu kadar kısa sürede bile topu ayağına aldığı zaman neler yapabileceğini gösterdi. E 2-0 karşınızda tehdit içermeyen bir takım var. Yani son 15 dakika Arda'yı soksanız ne kaybedersiniz? Fenerbahçe e, kadro derinliği var. Gene aynı kadroyu çıkarmadı. Gene değişikliklerle uğradı. E şimdi bunun dışında Batu Şua'yı dışarıda, e, Valencia dışarıda, işte Serdar Aziz defans olarak düşündüğü zaman dışarıda bunun yanında oynamayan daha da oyuncuları var. E, geldiği zaman Cüsus rotasyona devam edecek mi? Aynı şekilde bu maçtan hariç düşünüyorum ben bunu. O rotasyonlara devam edecek ama bu rotasyonların sonunda da İyi gittiği zaman herkes iyi diyecek. Ama e, bence problem yaşayacaklar. Perşembe günü Dinamo Kiev sınavı önümüzdeki haftayı da bay geçecek Fenerbahçe. Bir maç sonuna gidelim röportajları, basın toplantılarını daha doğrusu ekranlara getirelim. Ardından görüntülü analizimizde pozisyonlara da tek tek bakacağız.